Merhaba arkadaşlar. Bir mail geldi bana YouTube kanalı üzerimden. Oradan e-mailimi yazmıştım. Oradan bir mail geldi. Dedi ki bir arkadaş ilk 1000 mailimdeki bana gelen ilk 1000 Outlook mailimdeki bütün Excel dosyalarını bir klasöre indirmek istiyorum dedi. Şimdi onunla ilgili size bir video yapacağım. Bu videoyu yapmak için yani bu dosyayı yapmak için önce yapmamız gereken şeyler var. Onları bir söyleyeyim size. Birincisi Outlook objemizi, kütüphanemizi eklememiz lazım. Bakın Microsoft Outlook ekleyelim. Bu da şeymiş, o ofismiş. Microsoft Outlook, evet burada. Birincisi bunu eklememiz gerekiyor. İkincisi tabii ki de bildiğiniz üzere Visual Basic ekranımızı açmamız gerekiyor. Bu da Alt F11 ile açılıyor. Açtıktan sonra bir modül ekleyerek işlemimize başlıyoruz. Şimdi şöyle ben ikiye böleceğim sayfayı. Sizin için de daha kolay olsun. Bu arada kaydediyor galiba. Evet, kaydediyormuş. Ne diyelim buna? SAP. Bu çok kısa bir video olacak bu arada arkadaşlar. Attachment download diyelim. Şimdi geçen videomuzda yaptığımız şeyin aynısını yapacağız bir yere kadar. Ondan sonra bir değişiklik yapacağız. İlk önce bir Outlook'a bağlamamız gerekiyor. Outlook'a da şöyle bağlanıyorduk. Hatırlıyorsanız anlatmıştım ama tekrar üzerinden kısaca geçeceğim. Bir namespace yapıyoruz. Outlook namespace. Sonra bunu tanımlıyoruz. Ne tanım? Get namespace fonksiyonunu set daha önce anlatmıştım. MAPI ile bağlanıyoruz. Sonra buradan bir folder seçmemiz gerekiyor. Folder'ımızda tabi Hungarian şeyi kullanıyorum ben. Notation'ı. Mesela Outlook OL'dir. OL folder. Outlook folder anlamına gelir. Outlook yazamıyorum bir türlü. Şu baş harfini büyük yapayım da Excel otomatik büyütmedi mi benim için çok önemli değil burada. Çünkü biz MAPI ile bağlıyoruz. MAPI VBA'in bir fonksiyonu değil arkadaşlar. Outlook'un bir fonksiyonu. Burada ne diyelim? Bir item belirleyelim kendimize. Itemlar içinde konuşacağız çünkü. Object olsun. Bir de attachment'a da AT diyorum. Şimdi Outlook'u tanımlamadığımız için burada bir sıkıntı çıkacak. Bunu da şöyle açmamız gerekiyor. Bir dakika arkadaşlar, şunu bir durdurayım. Geliyorum. Pardon arkadaşlar, geldim. Bunu oluşturuyorduk. Outlook.attachment diyelim. Name. Bunları zamanı geldiğinde açıklayacağım zaten. Bir de şey yapacağız. Email counter diyelim. As integer. Şimdi bir OL folder'ımızı tanımlayalım bakalım. OL folder. Ne bizim OL folder'ımız? Object. Get. Default folder. Inbox'ımızı da arayalım bu sefer. Arkadaşlar. Hemen bu benim yazdığım bir şey. This workbook activate. Bu şey yapıyor. Hani başka bir workbook aktifse bizim workbook'umuza geliyor. Ve Set sayfa 1 değil mi? Benim bu bilgisayarımda Türkçe Excel. Evet. Şirket bilgisayarımda
laptop'ta eski şirket bilgisayar, mail bilgisayarım oldu da. Sayfa 1. Şimdi e-mail counter geleceğiz. Buna nedeni diyelim. Bunu input box'la. Şimdi 1000 tane demiş ama belki bazı arkadaşımız 2000 tane aramak isteyecek. Onun için bunu seçilebilir bir sayı yapalım. Ne diyelim? Enter a number for email count diyelim. Bu arada ben şunu yapacağım. Tamam diyelim. UNE diye bir şey tanımlayacağım. Username her defasında şey yapmasın. Message box'larda yazıyoruz ya arkadaşlar. İsmiyle seslenmek için environ username şeklinde. Burada da mesela title demiş. Title'ımız UNE olacak. Yani Dear Mehmet, Ahmet kimse. Default'umuz da bin olsun. Şimdi tabi buraya bin yerine farklı bir şey de yazabilir. Yani mesela bir harf yazabilir. Onun için burada bir şey kullanmamız gerekiyor. IsNumeric fonksiyonu. Çünkü sayı olmayan bir şey yazdı mı sayıya çevirsin. Email count. Bu false'sa yani sayı değilse o zaman ne yapsın? O zaman bize bir message box oluştursun. Desin ki arkadaş sen şey seçmedin. Haberin olsun sayı girmedin. Ben onu sayıya çeviriyorum. Default value of 1000 selected diyelim. Bunu exclamation şeklinde söylesin. Title'ımız da UNE olsun. Bizim email count'umuz da şeye dönsün. 1000 olsun. Çünkü mesela ABC yazdı. O zaman 1000'e çevirdi. And if ile kapatıyoruz. Şimdi şu A'ya subject'ini yazdıralım. Buraya da şeyi yazdıralım arkadaşlar. Kaç tane attachment olduğunu yazdıralım. VS.range A1 dot value ne olsun? Bunu tabii with ile yazdıracağım ben çünkü daha güzel gözüküyor. Email subject range B1 dot attachment count olsun. Sonra şöyle yapalım. Range A1'den B1'e seçelim. Entire column dot autofit. Bunu en sonunda da yapacağız da. And with diyelim. Şimdi hani yazdıktan sonra genişletsin otomatik olarak. Biz bir son satırımızı bulalım. Son satırımızı yine Y diyelim. Son satır bulmayı zaten şeylerden biliyorsunuz arkadaşlar. Daha önceki videolarımdan bir daha anlatayım. And Excel alt.row. Şimdi ne yapıyor? Sayfada bütün hücreleri sayıyor. Birinci sütundaki bütün hücreleri sayıyor. Geliyor sayıda en aşağıya geldi. Sonra end Excel up yapıyor. End Excel up kontrol yukarı demek. Kontrol yukarı yaptığımız zaman en üstteki hücre gelip onun satır sayısını alıyor. Bunu dedikten sonra bu arada bu şeylerimizi koyabileceğimiz bu e-mail dosyamızdaki attachment'ları indirecek ya nereye indirecek? Onun içinde bir string directory yaratmamız gerekiyor. STdir diye ben yukarıda tanımladım. Tanımlamamışım. Onu hemen tanımlayalım arkadaşlar. STdir string diyelim. Niye yazmamışız onu ya? Şimdi masaüstünü bulmak için birkaç şey var. Tabii VB script yaratıp special folders'tan bulabilirsiniz. Bu sefer farklı bir şey kullanacağım ben sizin için. Environ fonksiyonu kullanacağım. User profile'ı seçtiğimiz zaman bizim profilimizi bulacak. Yani C içerisinde user var ya, oradaki hangi profille kullandığımızı. Sonra buna desktop kelimesini ekleyeceğim. Çünkü masaüstünü bulsun. Desktop dedik.
Sonra buna bir daha ayraç ekleyeceğim. Bu arada bu ayraçın ismi şeydi aynı zamanda. Onu da yazayım. Attachments folder diye bir şey oluşturalım. Attachments folder. Şu olması lazım. Application. Evet, neydi ya? Neyse unuttum onu. Aklıma gelince yazarım. İnternette de var. Yani kelime ayırıcı gibi bir şey olması lazım. Şimdi tabii bu biz attachments folder yaptık ama masa üstümüzde bu folder yoksa yaratması lazım. Yoksa bir yere kopyalayamaz. Bunu nasıl yapıyorduk? Directory fonksiyonumuz vardı. Directory ST'dir. VB directory. Bu VB null string'e eşit ise yani yoksa böyle bir şey. MK'dir fonksiyonumuz var. ST'dir. Oluşturacak. Zaten oluşmuşsa if'imiz not çevirip hiç bu satırı geçecek. Direkt end if'e gelecek. Geldi. Şimdi geldik loop'umuzu çalıştırmaya. Şimdi bir dosyamızın içini ilk önce bir gezelim. For each item in OL folder. OL folder. İşte burada OL folder dot items dedik. Diyoruz ki bu itemlerden mail olanları seçelim. Type of item Outlook mail item ise yani burada tabii calendar'da şey maillerde calendar toplantı davetleri falan da olabilir. Onları otomatik eliyoruz. Biz sadece mail itemlara bakacağız. Yani mail olanlara. Eğer böyleyse o zaman bir mail item tanımlayalım. Mail item'ımız ne olsun? Dim o mail as outlook mail item dedikten sonra hemen tanımlayalım aynı satır içerisinde. O mail eşittir item dedik. Şimdi aşağı doğru ilerliyoruz. Birinci satırımıza şeyi yazdıralım. Birinci satırımızın birinci sütununa o mailin subject'ini yazdıralım. İkinci satırımıza da hatta bak burada daha güzel şeyler yapabiliriz. Bunlar hep düzenli kod yazmanın önemli olduğunu gerektiren şeyler arkadaşlar. Y-2 diyoruz. Bu da ne olsun? O mail attachments. Kaç tane attachment olduğunu saydıracağım. And fit. Böyle ise dedik. Şunu bir ekliyoruz. Çünkü bazen hata çıkabiliyor. Outlook'a bağlanırken maalesef hata çıkabiliyor. Şimdi her bir mailin içine geldik, değil mi? Şu anda bir mailin içinde geziyoruz. For each item, o da mail olanlar. Mailin içine geldik. Şimdi mailin içinde attachment'larda gezeceğiz. Nasıl geçeceğiz? Gezeceğiz şöyle. For each attachment in omail.attachments dedik. Next diyelim. Tabii burada bizim Excel dosyaları bulmamız için ne yapacağız? Attachment'ın isminde XLS geçenleri bulmamız lazım. XLS A, XLS B, XLS M, XLS X hepsini bulmamız gerekiyor. Ne yapacağız? If VB'in şöyle bir fonksiyonu var arkadaşlar. InString diye içinde string geçiyor mu? AT attachment'ımızın isminin içerisinde şu geçiyor mu? XLS ile başlayanlar tabi nokta XLS diye. Yoksa şey olur. İsminde de XLS geçenlere bakar. Yanlışlık olabilir. Bu sıfırdan büyükse. Çünkü instring fonksiyonu şunu yapıyor.
geliyor. Bunun içerisinde ismin içerisinde şu XLS'yi arıyor. Bulunduğu pozisyonu sayı olarak veriyor. Mesela 25, 35. sıradadır diye. Çünkü bizim şöyle ya bakın. Ne diyelim? Workbook.name diyelim. Burada mesela XLS nerede? Şurada nokta XLS. Bu arayacak bunu. Kaçıncı sırada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. sırada. Bakın şimdi aynısını yapacağım. String ne diyelim? Bu sadece örnek olarak veriyorum. Hani fonksiyon ne işe yaradığını göstermek için arkadaşlar. XLS 17. sıradaymış. Biz niye 16 saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ha, 17.ymiş. Tamam. Nokta 17'de. Nokta XLS 17. sıradan başlıyor. O da buldu zaten bize. Bu şekilde ise bu attachment'ı alsın, save as yapsın. Nereye yapsın? Ctdir diye bir fonksiyon yaratmıştık ya, şey, string yaratmıştık ya arkadaşlar. Onu alsın. Dosyamızı buraya yaratacak. Yaratırken nasıl yaratacak? Tabii araya bir tane yine ayraç koyuyorum. Dosyamızın ismiyle kaydetsin. İstersen başka bir isim zaten verebilirsiniz. Burada verdiğin isim dosyanın kendi ismi, Ahmet, Mehmet, ne isim istiyorsanız verebilirsiniz. Endif. Sonra tabi burada şeyi de yapmamız lazım arkadaşlar. Bu birinci maildeki şeylerimizi yazdık. Şimdi attachment birinci mailimizdeki subject yazdık. Attachment count'u yazdık. İçindeki XLS dosyalarını kaydettik. XLS'ye geçenleri. Şimdi ikinci maile geçeceğiz. İkinci maile geçerken aynı zamanda burada ikinci satıra da geçmemiz gerekiyor. 2 yaptık, 3'e geçmemiz gerekiyor. Nasıl geçeceğiz? Bunu şu şekilde geçiyorduk. Y eşittir y artı 1. Increment ediyoruz yani onu. Sonra bizim kaç tane maili gezmemiz gerekiyor? 1000 tane ya da e-mail count tane. Onun için burada bir sınır koymamız gerekiyor. If y eşittir. Benim e-mail count'uma ise bir message box daha koyuyorum. Message box 1 dedim. Message searching first email count email finished diyelim. Yani ilk 1000, 2000 email count'umuz kaç seçecek? O kadar kaç seçtiysek o kadar maili aradık diyelim. VB information tabii ki de bilgi veriyor. Burada da UNE'yi kullanıyoruz title olarak. Böyleyse bir o exit sap yapalım. Yani çıkabiliriz loop'u bitirmeden. Exit sap diyelim. And if şuradaki end if'imizi kapatıyorum. Bakın arkadaşlar bu end if'lerin hepsini yan yana yazmamın sebebi şuradaki if'in kapanışı burada. Gördüğünüz üzere. Buradakinin burada. Bu çok doğru bir yazım şekli. Çok da işe yarıyor. Şuraları da düzeltelim. Bizim için gayet düzgün bir kod oldu. Şunu da kapatalım. Save'leyelim. Şimdi adım adım bir çalıştıralım. Maillerimizi bir görelim. Next'i kapatmamışız. Bakın burada tabii güzel bir nokta. Buradaki forumuzun Next'i yok. Next. Yazamadım ya. Oruç çarptı galiba. Tabii bir compile etmemiz lazım. Şu an düzgün çalışıyor. Burada tabii yazdıktan sonra şu şeyleri genişletebiliriz. Şurada yaptığımız aslında bakın şunu bunu bir silelim. Çünkü en sonunda genişletsin. Daha kodumuz bizi yormasın. With vs
Tamam, problem değil. Range bir dakika arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Kodumuz bitti ama annem de beni çağırıyor. Gitmemiz lazım galiba. Entire column that auto fit diyoruz. And with gayet düzgün, gayet hoş bir şey oldu. İsterseniz tabi bunu hızlandırmak isterseniz şu şeyden sonra input box'tan sonra şunu da koyabilirsiniz. Application display alert false, screen updating false diyelim. And with. Tabi bunu en sonunda açık hale getirmeniz gerekiyor. Şu kod mümkün olan en hızlı şekilde koşacak kod. Ve çok da düzgün bir şey verecek bize. Ben şimdi adım adım bir ilerleyeceğim. Ondan sonra siz kendiniz şey yaparsınız. Şimdi oluşturduk. MAPI ile bağlandık. Şu an Outlook açıyor. Bakın köşede Outlook açıyor. Gördünüz değil mi? Bakın ne diyor? Excel Outlook kullanıyor çünkü başka bir program kullanıyor diyor. Ne kadar güzel bir şey bunu görmek, script'in çalıştığını. Sayfa 1 olarak yaptık. UNE'miz bakın ne UNE? Üstüne gelelim. Dear User. Benim ismim User'mış. Excel'deki ismim. Önemli değil. Kaç tane e-mail görmek istiyorsunuz? Bakın buraya saçma sapan bir şey yazarsam A-Type Mismatch diyor. Çünkü biz bunu şey olarak yapmıştık. E-mail count'ı integer olarak yapmıştık. Bunu biz buradan silelim. Variant olarak tanımlayalım ya da. Şuraya kadar bir hemen koşturalım hızlıca. Bakın e-mail count'umuz 1000 oldu. 1000 oldu ama bunu tabii şurada şöyle yapmamız lazım. Onu da yapmadık arkadaşlar. Eğer e-mail count'umuz dakika ya. Bize variant'a çevirdiğimiz için otomatik olarak integer'a çevirmemiş. E-mail count çarpı 1 diyeceğiz. Bakın böyle yaparsak ASDF yazın. Default value 1000 seçildi diyor ve 1000'e çeviriyor. Bu tabi şey sayı convert etme şeklidir 1 ile çarpmak. Şimdi hızlıca ilerliyoruz. Email subject attachment count yazdı. Dosyamızı oluşturdu, kontrol etti. Bakın masaüstünde şu anda bizim attachment folder'ımız oluşturuldu. Bakın. Oluşturuldu. Şimdi sıra sıra maillerimize gezeceğiz de. Ben ilk bir iki mail ile gezeceğim. Y'miz bizim evet arkadaşlar. Y eşittir Y artı 1 dememiz gerekiyor. Çünkü arttırmadık. Bir daha şuradan itibaren yazdıralım. Hızlı hızlı maillerimizin içinde geziyoruz. Bakın mail ismini buluyor. Şöyle genişleteyim mail ismini buluyor ve yanına kaç tane attachment olduğunu yapıyor. Bu attachment'ları da ondan sonra kaydediyor. Bu exit sub da yanlış olmuş arkadaşlar. Burada tabii şunu yapmamız gerekiyor. Go to sonlandır. Sonlandıra da gidebilir. Sonlandır da burası arkadaşlar. Sonlandır. Ya da burada exit loop da diyebilirsiniz. Bakın bir ilk 1000 mailimizi saydıralım bakalım. Running diyor şu anda. 1000 çok oldu ya. Onu 100 yapsaydık keşke. 1000 çünkü uzun sürecek. Bir durduralım bakalım şu an kaçta. Şu an 488'de. Biz bunu 500 yapalım arkadaşlar. Şöyle ben email
Kusura bakmayın, müdahale ediyorum çünkü çok uzun sürecek. E-mail count'u artık 500'e çevirdim. Bitti. İlk 500 mailimiz bitti. Bakın 500 maile baktı. Tabii 500 deyince 499 çünkü loop biliyorsunuz her zaman bir öncekinde bitiyor. Bunların içinde attachment olanları aldı ve Excel'se geldi buraya. Bakın Excel onları tak diye çıkardı. Bu da bizim güzel bir şeyimiz oldu. Kodumuz oldu. Arkadaşlar bakın gördüğünüz üzere çok güzel bir kod. Bunu da video olarak koyacağım. Umarım işinize yarar. Görüşmek üzere.